Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Can Akgün. Bugün dimmer denilen, böyle gelen elektriğin gücünü ayarlamak için diyeyim, daha anlaşılır olması açısından. İşte örnek veriyorum, lambanızın gücünü ayarlamaya yarayan, tabii bu priz üstünden olan versiyonu. Ya da ne bileyim işte bir elektrik motorunuz vardır ve onu hassas bir şekilde hız ayarı yapmak istiyorsunuzdur. O tip işler için kullanabileceğiniz bir araç olan dimmerin nasıl bağlanacağını anlatacağım. Umarım izlerken keyif alırsınız. İyi izlemeler, iyi eğlenceler. Evet, öncelikle kablomuzu soyuyoruz. Tam dimmer ebatında soyarsak bizim için en verimlisi olur. İçeride kablolara şimdilik bir şey yapmıyoruz. Ardından hizaladıktan sonra toprak kablosu, yani yeşil ve sarı kablo hariç diğerlerini bu klemenslere yerleştireceğimiz noktalardan hafifçe kırpıyoruz ve uçlarını açıyoruz ki düzgün bir şekilde monte edebilelim. Ardından gelecekten bir haber olarak şöyle göstereyim. Giriş ve çıkış pinleri zaten belli. Genellikle bordun arkasında yazıyor oluyorlar. Ve gördüğünüz hangi noktalardan bağlı olduğunu gösteren bir lehim izi de oluyor genellikle. Ortadakini boş bırakmamız gerekiyor. Genelde ancak olmayabilir. O yüzden arka taraftaki pinlere bir bakın derim. Ve bu iki taraftan bağlantılarımızı sağlıyoruz. Toprak kablomuza hiçbir şekilde zarar vermeden, yani toprak kablomuzu kopartmadan ve kutusuna geri monte ediyoruz. Dimerimizi artık dimer kullanıma hazır. Umarım faydalı olmuştur. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere.